Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltımızı sabah yaptık. Ondan sonra telefonları bıraktık elimizden ve oturduk, keyif yaptık işte. Şimdi mutfağa girdik anca bu saatte. Ne yapacağız şimdi? Murat mutfakta ekmek yapacak. Geçen ben yaptım ya. Ekmek ihtiyaç olduğu için herkes evinde ekmek yapmaya başladı. Tıfsın gel artık. Murat da bugün ekmek yapacak. Ben de market alışverişine gideceğim. Mesaj gelmiş herkesin telefonuna. Bize de geldi. Sizlere geldi mi bilmiyorum. Şu yarın itibaren çok kritik. Yarın itibaren ekmek almaya bile dışarıya çıkmayın diye mesaj geldi. Bizde de iki tane çocuk var şimdi. Evde de eksikler var. O yüzden gideyim dedim bir market alışveriş yapayım. Murat dedi ben gideyim dedi ama ben dedim daha iyi şey yapıyorum. Eksiği gediği daha iyi biliyorum o yüzden. Un az kaldı. 5 kilo un almıştık. Az kaldı. Bitiyor. Zeynep kuru üzüm yedi. Tabağını şimdi getirdi. Beni elime verdi gidiyor. İşte bu 5 kilo mu? 5 kiloluk. Harbiden. 2 kilosu bidonda. Burada da vardır 1,5 kilo. Yapınca açtık mı paketi gidiyor. Bir 5 kilo un alırım. Bir yağ alırım. Ondan sonra da ne yaparım başka? İşte süt falan alırım. Murat daha yeni aldı aslında ama yine evde bulunsun. Biraz dondurulmuş ürünler falan bakacak bakalım. Dondurulmuş bir şeyler bakarım. İşte bakacağız işte. Aman haberlerinde bir şey varsa sebze falan onlara bakarım. Murat daha yeni muz aldı. O bize bayağı bir gider, bir hafta gider. Ama bilmiyorum en kritik hafta diyorlar. Yani herkes bunu söylüyor. Bu hafta kimsenin çıkmaması lazım. Bizim de yakınımızda şimdi bu ambulans olayı olunca hani bir insan şey olmaya başladı. Markete bile gitmeye korkar olduk. Ya evde olanları yiyelim diyoruz. Hani idare edelim ama çocuklar da onu istiyor, bunu istiyor. Yemiyor, etmiyor. O yüzden bir market alışverişi yapayım son kez de. Geleyim. Sizler de sıkıldınız benim markete gidip alışveriş yapmamdan. Bana çok sık yaptık. İşte ama bu durumlardan ötürü herkes çok sık yaptı. Çalışan dışarıdan bağlantıyı koparmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Yani mecburiyetten ilaçlarımızı falan bir şeyleri de aldık. Zeynep'in mamaları da var. 4 kutu var. Ya o 4 kutuda bir aya yakın gider herhalde. Değil mi? Gider. Bu böyle cadılık yapmazsa. Maskemi taktım ben böyle. İşler şimdi bunu böyle kapatacağım. Eldivenlerimi de takacağım ve ondan sonra bir market alışverişi hemen yapayım geleyim de anca onlar bekler de temizleriz, sileriz. Ekmek anca mayalanacak arkadaşlar. Bunu erken başlamak gerek. Eğer siz yapacaksanız akşam yemeğine yetişmesini istiyorsanız erken saatlerde başlamanızda fayda var. Evet. O yüzden yani Murat erkenden başladı. O yapacak ekmeği. Ben market alışverişi yapayım. Sonra da gelip akşam yemeği hazırlıklarına başlarız yavaş yavaş işte. Buzluktan bir şeyler çıkartırım. Neyse. Hadi malzemeleri gideyim. Sayalım. Murat burada ekmeği yapsın. Ben gideyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 2 bardak un kullanacağız. Ondan sonra tuz mayamız var. Toz maya. Bir paket. Evet. Ben tuz mu dedim? Toz mayamız var arkadaşlar. Şeker, tuz ve 1 bardak ılık sular. Bu ılık su çok önemli. Parmağımızı ne yakacak ne de üşütecek arkadaşlar. Yoksa maya İstediğimiz kıvama gelmiyor. Önce mayamızı açalım. Mayamızın hepsini kabımıza boşaltalım. Mayamızı koyduk arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığına denk gelecek bir ölçek şeker koyuyorum. Tuzu daha sonra koyacağız. Tuzu neden daha sonra koyuyoruz? Mayanın etkileşmesini tuz engelliyor. Şimdi suyumu koyuyorum. Ve şekerle mayayı şöyle bir eritmeye çalışalım bakalım. Güzelce karıştıracağız. Topaklanmaları gidereceğiz.
görmüş olduğunuz gibi mayayı iyice arkadaşlar parçacıklarını ayırdık. Şimdi bunun üzerine bir kapak ya da bir havlu kapayıp bir 5-10 dakika dinlenmeyi bırakacağız ki maya aktif hale geçsin. Evet, şöyle bir tepsi arkadaşlar üstünü kapatıyoruz ve beklemeye bırakıyoruz. 10 dakika geçti arkadaşlar. Üzerini açalım bakalım. Evet. Mayalanma işlemimiz olmuş. Şöyle gösterelim bakın. Şimdi üzerine unumuzu ve tuzumuzu ilave edeceğiz. 2 bardak un koyuyoruz. Hiç el değmeden yapacağız arkadaşlar bunu. Çünkü çok cıvık bir un olması gerekiyor. Şu şekilde. Tuzumuzu da ekleyelim. Tamam. Tekrar karıştırıyoruz. Şu kıvama gelmesi gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yine üzerini kapatıp bu sefer yarım saat dinlendireceğiz. Hamurun kabarmasını ve çoğalmasını bekleyeceğiz. Bakın şu an gördüğünüz gibi şu kadar. Yarım saat sonra tekrar hep birlikte göreceğiz. Üzerini kapatalım. Yarım saat sonra görüşelim. Aradan yaklaşık 35 dakika falan geçti arkadaşlar. Umarım ekmeğimiz güzelce mayalanmıştır. Hep birlikte açalım kapağını bakalım. Oo, maşallah gayet güzel kabarmış. Şimdi bunu ben borcama alacağım. Herhalde borcamda yapacağım. Çünkü başka gelmiyor aklıma. Emine de marketten gelemedi. Şimdi bunu borcamımızı alalım. Yine kaşığımızın yardımıyla. Gayet güzel görünüyor. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olmuş. Zeynep diyebilecek. İçerisine süt falan koymadık. Şu şekilde tamam. Sus kız. Şöyle bir güzel yaydıralım. Gördüğünüz gibi. Ben bunu arkadaşlar tekrar üzerini kapatayım. Ama bir yaydırayım ben bunu. Güzelce yayılmadı değil mi? Dakika bırakayım onu en güzeli kendi yayılsın. Tekrar üzerini kapatayım ben bunu arkadaşlar. Bir 10 dakika da burada bu şekilde dursun. Evet, bizim evin halleri. Pestçiler toplandı. Ne yapalım yine? Yağmur yağıyor, dışarı çıkma yasağı var. Ne yapalım Allah aşkına? Pes oynuyorlar. Ortadakine bakar mısınız hele? Şuna bakın ya. Karşıya geç. Aa, böcek gibi girmiş aralarına. Ama sonra beraber. Orada izliyor kokomelon. Yerim seni ya. Gıdığına bak. Dudakları da düğme gibi tutmuş. Zeynep? Çok mu ciddi? Kupa maçı oynuyorlarmış şu an. Evet, son maç. Son. Kupa finaldeyiz. Türkiye ile Hollanda 1-0 öndeyiz bakalım. Türkiye Hollanda. Kazanan kupayı alacak. Haydi bakalım. Ali ile ikimiz aynı takımdayız. Ali'nin üstünde kırmızı nokta var, benim üstünde mavi nokta var. Bakın ben şuyum. Şu an. Yiyeceğiz golü şimdi. Aynen. Babam dışarı çıkartırsa topu kalede. Ben atıyorum. Ne heyecanlılar arkadaşlar. Bakar mısınız şunlara ya? Erkeklerin işte. Rahatlığı mı? Yok. En sevdiği şey maç. Evet. Ali de yetişiyor çekirdekten. Geçmesi lazım. Geç mi kaldın? Ali geç mi kaldın? Neye? Maça. Buna bak buna. Zeynep hele ne yapıyor burada? Zeynep de burada spagetti yemeye çalışıyor.
Bak nasıl tepiyor. Ele bak ele. Bak düşene de bakıyor. Şekilden şekile girdi yemek için. İlk defa böyle uzun spagettiyi bıraktım. Önüne yesin diye. Bir kere daha yapmış mıydım? Yapmıştım sanki. Şöyle masayı önüne çekelim. Şu kolları bir kıvıralım. Aldın mı? Gol attım bak. Kim gol attı? Ben. Hakan Çalkanoğlu. İyi iyi. Aferin size. Baba şöyle oldu elim. 2-1 öne geçtik şimdi. Baba pas ver. Şutu bir de yedelim. Evet kızım evet. Yeniyorlarmış. Evet. Gol. Evet kızım gol attı. Ham yap. Sen yemene bak kızım. Doğru etmek gerekiyor. Öyle şut mu arkadaş? Evet kupayı aldılar. Oo, herkes coştu. Bizim evde de herkes coştu. Bakar mısınız ya? Aa! Bakın bakın bakın. Türkiye! Türkiye! Bu maçta kazandı. Aa! Çocuklar coştu iyice. Kupayı alıyorlar bak. Kaybedenler ağlıyor. Oo! Oley! Türkiye! Ali geç oraya, seni de orada çekeyim. Geç. Ali'ye bakın zıppır 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 zıplıyor. Çok mutlu. Bayılıyor futbola. Kazandık. Çak. Ah elim kızarttı. Zeynep gol mü attılar? Kazandılar mı? Bak fotoğraf çektirdiler. Oley. Hadi kapıyı alıp dinlenelim. Kaleci hep tutlu. Topları tutmuş he. Evet 2-1 kazandık. Hollanda yendik. Hadi bakalım. Şimdi kapatalım. Hadi hayırlı olsun. Kupayı alır artık evin bir köşesine koyarız. Yapmış ama diyor bunu keselim şimdi atalım diyor da ben de dedim biraz un koyup toplatalım bence hamur dedim. Vallahi bilmiyorum. Murat böyle sürmek istedi fırına da ben dedim börek hamuru. Annemin yaptığı börek hamuru gibi oldu resmen dedim. Azıcık toplanmak istiyor sanki ama sence deneyelim mi böyle bir cıvık? Ne deneyelim ne kaybedeceğiz? Sen bilirsin. Toplatamazsın ki bunu koyup da. Tamam. Birazcık serp sanki böyle kenarlardan içi içe toplatsak. Ne olacak o zaman? Daha ekmek şey olacak. Yani topak bir hamur yapıp ters çevirip öyle kessek. Tamam sen böyle istedin. Tamam böyle yapalım bakalım. Yok seni istedin. Senin eşler kancık olsun. Boş ver. serp. Elimle mi toplatsam? Ha? El değmeden ekmek yapıyoruz Emine Hanım. Murat el değmeden yapmış ya ben elimi değdiresim var şimdi. Hı. Şimdi toplat diyor kenardan. Hı. Kenardan içe azıcık daha sanki. Hı. Bak nasıl vallahi yapmış. Ben de arkadaşlar market alışveriş yaptım. Market bir kalabalık, un yok. Ayız bir şok. Bim 3'üne de girdim. Un hiçbir yerde yok. En önemliyi bulamamışım. Un. Aynen bu konuşma etkiliyor insanları işte. Anında hücum ediyorlar sabahtan marketlere. Akşam 8'de kapanıyor ya şimdi market. Yani o yüzden şey siz söyleyin onu. Alabildiğimi aldım işte poşetleri de koydum. Direkt yıkaya yerleştireceğim şimdi. Arkasına da çamaşır suyuyla sileceğim masayı falan. Geldiğim gibi ellerimi yıkadım, balkona astım. Bütün kıyafetlerimi, her şeyimi balkona astım. Hı? Sanki daha şey oldu ha. Bunu aslında şimdi tencerenin içinde yapıyorlar. Tam yuvarlak görüntü oluyor o zaman, yuvarlak şey. Bunu böyle lap hamur atıyorlar yağlı kağıdın üstünde tencereye. Ha, öyle mi yapalım? Bilmiyorum ya. Ben böyle işime karışılınca bütün hevesim kaçıyor. Şu an o ayardayım yani. Aa! Evet ben bunu borcamda pişirecektim. Tam hatta fırına koyacaktım. Sen geldin zile bastın. Aa! Şu an o yüzden iyi çok, o zaman. Çok senin... üzgünüm. Tamam senin istediğin gibi. Hayır şaka yapıyorum canım.
Çatlak seni. Ay yoruldum vallahi ya. Market insanlardan kaçmaktan yoruldum. Değil mi? Arkadaşlar o kadar rahat gezenler var ki. Hele o gençler. İşin hala ciddiyetine varamamış bir kesim maalesef ki var. Ay vallahi var ya. Ondan bundan kaça kaça bir hal oldum böyle. Ay o yanaşıyor, bu yanaşıyor. Kaça kaça alışveriş yaptım. Başım ağrıdı o yüzden. Oo, bulaşık makinesi de bitirmiş. Durmuş. Evet Emine, hadi bakalım nereye koyacaksın? Bu burada mı dursun bence? Oh, bunu aldım. Güzel bir kıvam aldı işte yani. Var ya şu mutfağın peteğini kapattığımız halde... Sıcacık. Nasıl sıcak? Bazen o kadar çok bunalıyorum ki. Anlatamam. Hadi bunu hadi, al. Hadi bunu tepsiye alacağım şimdi. Tepsiye mi? Birazcık rahat şey yapılmış. Bunda pişmez mi diyorsun? Yok, onda pişer de çok yayvan olur ya. Hmm. Böyle bir ekmek görüntüsü şey olmaz. Böyle tüder, top bir şey olsun. He, yuvarlak borcamı koyalım diyorsun. Her gün biz bu eziyetle uğraşacağız mı böyle? Ben virüsümü kaparım daha iyi vallahi uğraşacağım ama. Allah korusun. Gelemem ben böyle sıkıntı ya. Allah korusun. Tamam, bunun içinde şimdi azıcık daha mayalansın dursun. Sonra da fırına atalım. Ben de market alışverişine o ara size göstereyim. Tamam. Parmağınla siktir istersen. Sıyıracak da bir şey yok ya. İyi o zaman. Hadi bir sıyırsak. Evet ekmeğimiz. Bakalım ilk denemeyi Murat yaptı. Nasıl olacak? Market alışverişini koydum masaya şimdi. Gösterdiğimi tezgahın üzerinden yıkayıp kenarıya koyacağım o bulaşık tarafına. Armut aldım. Devici armut. 4 lira 85 kuruş tuttu bu 3 tanesi. Şöyle direkt arkaya koyuyorum. Sonra kırmızı lahana aldım. 3 lira tuttu bu da. 1 kiloymuş. Dedim yoğurtlu salatasını yaparız. Salatalarda kullanırız. Pazara mazara gidemiyoruz. Sonra patlıcan aldım. 3,5 liraya. Kilosu 5 liraydı onun da. Ondan sonra Ali ne zamandır hamburger istiyor. Bugün evde hamburger yapacağız. Onun için çedar peyniri aldım. 10 lira bunun da fiyatı. Baharat aldım. Köri vardı ama kimyon yoktu evde. Bir paket kimyon aldım. 2 lira 75 kuruş. Ondan sonra bir paket yine Destan'ın kekiğini aldım. Bunun da fiyatı 1 lira 45 kuruştu. Ondan sonra nane aldım. Nanenin de fiyatı 85 kuruştu. Çocuklar için kuru üzüm aldım. Menşe ülkeye falan hep baktım, dikkat ettim. Bunun da yarım kilo 8 lira 45 kuruştu. Karabiber aldım. Karabiberin de paketi 4 lira 65 kuruştu. Ondan sonra Unlux'un yufkasını aldım böyle. El yufkası. Bunun da fiyatı 7 lira 45 kuruştu. Obanın makarnaları gelmiş. Böyle 3 paket aldım ama aşağıda çocuklar vardı da onlara verdim ya 2 paketini. 1 lira 95 kuruş tutmuş tanesi. İşte 3 paket almıştım. Boncuk, yüksük falan onları verdim. Sonra 2,5 kilo böyle baldo pirinç aldım. 21 lira 95 kuruş fiyatı. Ondan sonra yine makarna. Sonra Emin'in et dönerini aldık. 13 lira 95 kuruş. Krema aldım. Bir kutu Bim'den aldım. Krema. İki kutu da şeyden aldım. Şok marketten. 5 lira 45 kuruş kremada. Bunlar yeni gelmiş. Kahve dünyasının bonteleri. Eskiden çok severdik. Daha çocuklar yokken, yeni evliyken çok alırdık. Portakallı bonte. 5 lira 95 kuruş. Bir de pil aldım. Pilin de fiyatı 4 tane kalem pil 3 lira 45 kuruş. 5 kiloluk da sıvı yağ aldım burada. 36 lira 95 kuruş tuttu onun da fiyatı. Şimdi gelelim Top Market alışverişine. AS1'e de girdim. AS1'den neler aldım? Bir de AS1'e gidecek olanlar kampanya var. Bu Duru'nun yarım kiloluk paketi 6 lira kasada.
25 lira alışveriş yapana. Bir de bu yağ ile yerli pirinç Osmancık. Ya süttaç da kullanırım iyi değilse bile dedim. Hani süttaç da kullanırım. Ondan sonra dolma da kullanırım dedim. Bu da 6 liraydı. 2 pakette bunlardan aldım. Ama tabii önce şok marketti. Şeyde A101'den aldım. A101'de bir market alışverişi yapmam gerekiyordu. 2 paket çikolata sos aldım. Ondan sonra ne aldım başka şeyden? Ha, bir paket Çerezya'nın fındığını aldım 10 liraya. 5 liraya Dorbi'nin damla çikolatasını aldım. Bir de 7.95'e Tukaş'ın domates salçasını aldım. A101'den de onları aldım. Şunu gösterdim mi ki aklınızın krem peyniri 10 liraydı bunun da fiyatı. Başka şöyle bir deniz tuzu aldım. 20 liraydı fiyatı bunun da. Değirmenin içine koymak için aldım. Maldon markası deniz tuzu flakaları diyor. Öğütme tuz. Bir paket aldım. Sonra Şok'tan yine 5.45'e mi ne bu? 2 kutu krema aldım. Birisi nerede? Aa, göremedim birisini. Bakayım. Bir kutu mu aldım yoksa ben? Ha yok. Bir kutusu da buradaymış. Şöyle. Krema aldım. Bunların fiyatı 5 lira 25 kuruş. İki tanesi 10 lira 50 kuruş tutmuş. Ondan sonra greyfurt aldım. Şöyle. Greyfurt da yiyin diyorlar ya şu dönemde. Misin yoğurdunu aldım. Ben de artık misin ürünlerini kullanıyorum. 7 lira 45 kuruştu. Bu da 1,5 kilosu. Ondan sonra 5 tane greyfurt ne kadar tutmuş? Daha şimdi gördüm ya. Mandalina diye mi geçmiş onu yoksa? Yok göremedim. Ha 2,5 lira tutmuş greyfurt. Ondan sonra şöyle burçak yulaflı aldım. 4 lira 95 kuruş. Sonra bir tane de biz krem aldım böyle. 4,5 lira fiyatı. Bir tane bütün tavuk aldım. 15 liraydı fiyatı burada. Bir de şu Jacobs'ı çok beğendim Murat. Ben de beğendim. O yüzden 2 paket bunlardan aldım. Bunların fiyatı da 7 lira 45 kuruştu. Başka ne var? Şundan aldım işte şu bisküviden. Bunların kreması çok güzel oluyor ya. Murat'a bir tane mandalina aldım böyle içecek. 2 lira 75 kuruştu. Ondan sonra bir de burada aldıklarım var. Bu Sitoğlu'nun dut pekmezini aldım. Ondan sonra bir paket bezelye, bir paket parmak patates aldım. 5.95'ti bunun fiyatı. 6.95 bezelye. İlk defa deneyeceğim bu iki markayı. Ondan sonra bu Sitoğlu'nun dut pekmezi de 5 lira 95 kuruştu. Yine bir pakette burada kahvemiz var. Alışverişim bu kadardı. 112 lira tutmuş Şok Market. 7.45'miş fiyatı bunların. 2 paket aldım. Şimdi bunların hepsini güzelce yıkıyorum. Ondan sonra o bulaşık kenarına diziyorum arkadaşlar. Ondan sonra da yerlerine yerleştiriyorum. Bu masanın üzerine çamaşır suyu yapacağım. Sürdük arkadaşlar ekmeğimizi. Böyle içine de bir kapın içinde su koydu Murat. Şöyle kap sapları yanmayacak bir şey koyun arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi burada da tavuğumuzu kızartalım. Zeynep çok acıktı. Ben de. Ali işte çok acıktı. Maşamız. Tamam kızım. Tamam kızım. Islak mıydı tava? Hayır. Bir kere çapır çapır yapacak bu ama ondan sonra da şey olacak, duracak. Üfle.
Üfle kızım. Aferin. Mama. Evet ama gel yemek yiyoruz. Kapat hemen. Hemen kapat ya. Akşam yemeğimiz hazır. Hadi bize afiyet olsun. Murat Zeynep'i uyuttu. Ben de Ali'yi uyuttum arkadaşlar. Şimdi mutfağı temizleyeceğim. O kadar kötü yağ oldu ki burası. Tavuk çok lezzetli oluyor böyle ama her yer yağ oluyor. Vıcık vıcık. Şimdi temizleyeceğim. Sofra da daha burada kurulu. Burada da yıkadığım... Acele sofrayı sildim. Burada da yıkadığım ürünler var. Bunları da yerleştireceğim. Hızlı bir şekilde bir mutfağı temizleyeyim. Ondan sonra çayı koyayım ocağa. Bir çay kaynasın. Boğazlarım ağrımaya başladı ya. Ben var ya markete gidiyorum geliyorum. Böyle bir korku salıyor içime. Bunları yıkadım. Bunları yıkamadan önce tabii çocuklara durun yapmayın etmeyin. Çıkarıyorum. Mutfağında sürgülü giriyorlar içeri. Ondan sonra ben de diyorum. Murat da diyor ki bunlara diyor şey olmadıysak şansımız olmuyoruz yani biz diyor korona Allah bizi koruyor diyor. Bunları yıkayana kadar orada masanın üstünde çok az durdu çünkü durmadı çocuklar. Onu çıkarıyoruz o giriyor onu çıkarıyoruz öbürü giriyor bir şey soruyor. Neyse ekmeğimiz de oldu arkadaşlar bakın. Aynı köy ekmeği gibi oldu. Bakalım birazcık beklesin böyle. Ondan sonra çıkartırız. Keseriz, gösteririz sizlere de. Hadi bakalım. Ay. Aa yumuşak olmuş, güzel olmuş. Hmm. Taş gibi alalım mı? Bakalım mı? Birazcık soğusun bence. Sıcak kesmeyin diyorlar ya. Ha? Ha o şu ocağın üzerine koy bak buraya. Çıkaralım mı bir şey? İyi ki bu borcamın içinde yapmışız. Vay ya ekmek formunda oluyor böyle top gibi. Çok güzel. Aynı köy ekmeği gibi duruyor. Hani annemler Ada Pazarı'ndan getiriyordu ya. Hı-hı. Bunu da böyle şeyle serpiyorsun işte. Köy ekmeklerine de serpiyorlar ya. Ben o yüzden dedim aynen. Sana. Bakalım şöyle altı nasıl. Ana kek gibi olmuş. Aa. Aynen Murat. Murat mahvoldu ama bir şimdi gün, çık. Şu koronavirüs gelden beri bir gün kah berber oluyorum, kah fırıncı oluyorum. Yarın ne olacağız? Arada da hamamcı oluyoruz çocukları kesiyoruz. Sonra bebek bakıcısı oluyor. Dadı madı. Aşçı oluyorsun. Aşçı zaten. Başka ne oldu? Yani bir şey daha oldun sen yine. Berber gibi ciddi. Evin tamircisi zaten her zaman. Bir şey daha oldun da unuttum ya. Neyse aklıma gelirse çay saatinde söylerim. He? Ya değmiş. Ben markete gittim geldim. Murat çıldırmış evde. Durmamış çocuklar. Ay ne güzel şeysin sen ya. Şunun güzelliğine bakın. Çok mu beğendin? Hep evet. Bir de Murat diyor ki. Aynen çok güzel valla. Ay değil mi? Öyle yapmak lazım valla. Tereyağı sür ye. Oh. Kalabalıkça gözüm korkuyor. Şuraya bak. Ay evet ya. Her yer her yerde. Hadi çay koyalım. Ben de hızlı bir şekilde temizleyeyim turşaları. Bir yıkayayım paklayayım. Daha bunun içi boşalacak. Bunlar yerleşecek. Hadi bize kolay gelsin. Pırıl pırıl oldu. Murat'a diyorum bir elin nesi var iki elin sesi var diye boşuna dememiş atalarımız. Murat bak diyorum. İki kişi hemen yaptık. Evet ben şu an valla yaptım. Ekmekle aşk yaşıyorum. Senin ne dediğin. Onu resim çekiyor. Instagram'a atıyor. Arkadaşlar gerçekten ben yaptım dediğim gibi. Yani bakar mısınız? Çok güzel oldu benim mübarek. Bakıyormuş acık ya. Bir de ben diyorum ki Murat'a kestikten bak. Murat diyorum içi bile cıvık oluyormuş. İnşallah ne yaparsın diyorum. Abi. Bismillah deyip keselim mi? Biraz daha mı durmalıydı fırında? Ha? Şimdi içime kurt düşürme. Hadi efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha içini çekebilir ama hala sıcak çünkü. Ya sıcak kesmeyin diyorlar işte. Kıyısından kesen be bari. Hadi kes kıyısından. Aynı o ekmekteki çıtırtıyı aldım o bana yeter. Tamam Murat artık seni... Mutfağı kilitledim. İsteyip de yapamadı herif arkadaşlar. Bir herif.
olarak ben yaptım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bak şuna iç dokusunu göster. Şuna buna süreceğim tereyağı, kaşarı, tozu. Oh. Şu yumuşaklığını gelsin göster. Oo. Sünger olsun. Hemen mükemmel. Bunu Instagram'da da paylaş Murat. Valla ben bunu yemeyi kıyamam. Bunu hemen benim CV'me ekle. Güzel bir fotoğraf çek benim öyle. CV'me ekle. Ekmek de yapar. Aynen. Çok güzel. Dur resim çekeyim bir tane senin ekmeğinden. Hadi çek. Şöyle çekeyim. Hadi. Hı. Her yeni erkek ekmeğini. Yükse... Ama ekmeğini yıkadım arkadaşlar. Yükseğe getir azıcık. Artık ellerim böyle şey oldu. Kayış gibi oldu ellerim. Ellerim böyle yıkamaktan ellerim böyle şey oldu. Benim de öyle. Yaralı bakteriler de durmuyor. Hadi çek bakalım. Hadi. Hadi. Tamam. Tamam, çektik. Biraz arasını çeksin çünkü sıcak ama çok evet. Güzel gerçekten. Tadına da bakalım mı azıcık? Hadi bak bakalım. Önce sana vereyim. Ver. Hiç de aç değilim ama. Aa, aşk olsun. Vallahi Bim'in köy ekmeği gibi. Çok güzel. Pahalı var ya bir de, en pahalısı. Bir de bunu Emine'yle az önce konuşuyoruz. Geceden yapacağız arkadaşlar. Sabaha kadar buzdolabına duracak, sabaha kadar. Sabah yüzünü açtın gibi. Çayı demlemeden bunu vereceğim fırına. Zeytin, ekmek, tereyağı, mis. Bir şey lazım değil. Mis gibi çay. Vallahi mükemmel. Keşke mutlaka bunu deneyin. Un bulamadım. Un bulursun sen ya. Yarın öteki gün gidersin. Çok karnı yiyeceğim. Aa! Çok güzel yapmışım ben. Aman bir çocuk olmaz o kadardan. Ye gitsin ya. Güzel güzel neyse. Hadi, hadi çayları dolduralım. Madem bugünün kahramanı benim arkadaşlar, mükemmel bir ekmek yaptım. Kapanışta ben yapayım. Emine orada şimdi çay saati için yiyip içeceklerimi hazırlıyor. Hiç boğazımız boş durmasın. Bundan açacağım. Murat dedi bunu hak ettik dedi. Hak ettik. Bugün çok çetin bir gün geçti bizim için. Çabuklar, çocuklar, market, yemek, mutfak, dağılıp falan peşman derken. Oo, çok güzel portakal kokuyor bak. Şöyle bir tanesini bu koyalım. Biraz koyalım. Çok güzelmiş. Hepsini koymuyorum. 6 lira bir tanesi. Ondan güzel. Pahalı. Pahalı olduğu için işte. Pahalı olan her şey güzel oluyor ya. Bir tabağa da Lay's koyuyoruz. Bak bize kızıyoruz ya abur cubur içeri. O çocukları işte şöyle besliyormuş falan filan. Çocuklara vermiyoruz arkadaşlar. Onlar uyuduktan sonra. Onlara gelen bize gelsin arkadaşlar. Yok yani Ali'ye bile Murat bazen kıyamıyor, vermek istiyor çikolata falan. Ben kesinlikle hayır aynen diyorum. Çok katıyım bu konuda. Ya. Evet. Neyse. Ayaklarımıza kara sular indi arkadaşlar. Murat bana diyor az önce. Senin tabii topukların ağrır tabii diyor canım, burada diyor. Zaten kilolu yer çekimi bizi çekiyor. Çekiyor aşağıya diyor. Kaç gün aşağıya sürekli. Vallahi. Ben senin de olsam diyor musun? Spor ayakkabıyla gezerim. Spor burada ayakkabıyla gezerim diyor. Terlikle bile aynen. Ya da en kalitesinden bir terlik alırım kendim. Hiç acımam. Alırım. Tamam o zaman ben de yarın. Aa, al şimdi al. Ben öyle şey yapmam. Herkesten de şey yapmam yine. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Koyarız çay. Koyarız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ekmeğimiz bomba oldu. Muhakkak siz de kendiniz evde deneyin arkadaşlar. Bir dilim daha kestim Instagram için. Bir dilim de TikTok için kesem. Yine saçmalayalım, kuduralım. Bu ara millet çıldırdı. Evde kalanlar ne yapacağını şaşırıyor artık. Yakınları bizim de huni takıp gezmemiz. Hayır olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza like atın, beğenin, yorum atın. Bir şeyler yapın, bir etkileşim olsun yani. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başladım. Aklım başka yere gitti. Hoşçakalın, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya sen her gün böyle bu şeyi çekiyor mu ya? Izdırabı. Yani. Oldum yani. Bir de dislike atıyorlar daha videoyu izlemeden. Nasıl katlanıyor? Sende de peygamber sabrı var ha. Ben hocam var ya adamın. O sihirli değnek dedi ya geçen gün. O sihirli değnek de böyleyim. Ya. İyi akşamlar.